Kıymetli Hazırın, hanımefendiler, beyefendiler, Eyüp Belediye'mizin geleceği olan ve şu an aramızda bulunan küçük kardeşlerim, Eyüp Belediye'mizin organize etmiş olduğu ve emeği geçenleri birer birer teşekkür edip tebrik ettiğimiz Şiir Akşamları programımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Ve şu vakitlerde bizi gerek Eyüp Belediyesi'nde, gerek İstanbul'da, gerek Türkiye'nin her neresinden, Eyüp Belediye'mizin sosyal mecralarından yahu biraz şiire tadalım, biraz şiire de doyalım diye YouTube üzerinden ya da diğer sosyal mecralardan kimler bizi takip ediyorsa onlara da hoş geldiniz diyoruz. Bu akşam böyle kıymetli bir isimle birlikte ve iki üstadımızın eşlikleriyle, sazendelikleriyle inşallah şiire hani doymak ne mümkün ama şiirden böyle bir kulağımıza kar suyu kaçsın istiyoruz. Şunları da konuşmak isterim sizlerle birlikte ve kıymetli izleyenlerimizle birlikte. Hani Eyüp Belediyesi böyle devletli bir mekanda bize bir ortam ve zemin hazırlamış ise şiirle şuurun ilişkisi nedir? Bunu bir akşam konuşacaksak o akşam budur işte, bu akşamdır. Ya da bir isimle konuşacaksak o isim Profesör Doktor Nurullah Genç olmalıdır. Ya da şunu soracağız, işte güzel bir mekan, kubbelerle süslenmiş bir mekan, taşların şiir şiir yüzümüze baktığı bir mekanda yahu şiir ile medeniyetin ilişkisi nedir diye bir sual olacaksa o suale bu akşamki konuğumuz en iyi cevabı verecektir. Çok da fazla bekletmeyeceğim. Çok da fazla sizleri böyle heyecanlı ve merakını yukarı çıkarmayacağım. Şöyle hani girizgahta sunucuyu nasıl alkışladığınızı test ettik ama güzel bir gönüllü nasıl alkışlayacağınızı ben de merakla bekliyorum. Kuvvetli alkışlarınızla Profesör Doktor Nurullah Genç hocam teşriflerini arz ediyorum efendim. Hocam baktı ki sunucu biraz geveze. Dedi ki bu gidecek galiba. Oturmuş muydunuz hocam içeri? Evet Burhan'cığım. Evet, hepinize hayırlı akşamlar, sefalar getirdiniz, hoş geldiniz. Ben mikrofon almadan konuşabiliyormuşum elimi. Unuttum bir anda. He. Bunu unutmuştum daha doğrusu. Hocam ben de ondan taktılar yani böyle telsiz mikrofon şey klasik mikrofon. Ben dedim ki yahu ben onu alırsam kendimi televizyonda hissederim. Alışkanlık oldu artık. Direkt başlarım konuşacaklarımız var hoş geldiniz diye. Olsun. O yüzden dedim ki yahu telsiz verin bana sahnede olduğumu hissedeyim. Evet, Hocam teşekkür ediyorum. hoş geldiniz, şeref Hoş verdiniz bir bulduk. kez daha. Eyüp Belediye'mize, Evet. güzel mekana, güzel bir külliyeye hoş geldiniz, Ya şeref hayal verdiniz. ettiğimden çok daha güzel buldum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, Biz belediyemize. de teşekkür Buradaki ederiz. ekibi arkadaşlarımıza, çok kıymetli müzisyenlerimiz var burada ekibimize, kardeşlerimize ve bizi takip etmek için gelen değerli dostlara, mekanda olmadığı halde canlı yayından bizi izleyecek olanlara. Herkese en kalbi muhabbet duygularımızı göndererek selamlıyoruz onları. Hocam Ve mekanda teşekkür ediyoruz. eyvallah. Eksik olmayınız. Siz de zahmet buyurdunuz. Şeref Estağfurullah. verdiniz buraya buralara Estağfurullah. kadar. Mekanda olmayıp aramıza katılan hissediyorum her an artıyor. Çünkü gönlüme bir ağırlık çökmeye başladı. Ne güzel, bunu hissetmek de ayrı bir maharet. Estağfurullah. Bu da Evet. sizden kaynaklanıyor. Estağfurullah. Ben şöyle bir sualle başlamak isterim. Bu şahsi bir meraktır. Ama eminim izleyenler ve burada bulunan dostlar da merak ediyor. Şimdi güzel bir mekanın huzurundayız. Evet. Ama bizim böyle mekanlarımız çok fazla. İşte gerek Eyüp, İstanbul'un kalbi olan Eyüp Belediye'mizde, gerekse Anadolu'da nereye gitsek, Türkiye'de nereye gitsek böyle mekanlar var. Bu mekanlar şairin gönlüne ne düşürür hocam? Evet. Hani bu mekandan bir şiir süzülecekse o şiir şu dakikalarda nedir? Şahsi merakım ama eminim merak edenler de vardır. Teşekkür ediyorum. Bir düşünürün şöyle bir sözü vardı. Tam da onunla, şehirle alakalı olduğu için çok uyuşacak diye düşünüyorum. Demişti ki bir şehri fotoğraflardan tanıyan kişiyle bir şehri içinden tanıyan kişi arasındaki fark, o şehrin duvarlarında, mekanlarında, yazılarında, o şehrin görünmeyenlerinde, efsanelerinde, geçmişinde, tarihinde var olan manayı hissetmek ya da hissedememektir. Fark budur. Yani fotoğraflardan bakarsanız bir şehri ne kadar tanırsınız, içinden yaklaşırsanız ne kadar tanırsınız. Bu ikisi arasındaki fark, şairle, şiirle şehre yaklaşan kişinin
o şehri gönül diyarında sanki gönül diyarının şehriymiş gibi hissedebilecek kadar kendisiyle özdeşleştirmesine benziyor işte. Adeta şiirle, sanatla, ruhtan yansıyan, bilinçle, şuurla şehre yaklaşan sanatkarın, şairin o şehirle olan münasebeti, o şehirde olduğu halde dışarıdan şehri fotoğraflarından tanıyormuş gibi o şehre bakan kişi arasındaki farka benzer. Nice binler, yüz binler vardır ki bulundukları mekanların anlam değerinden haberdar değillerdir. Nice yüz binler, milyonlar var ki şehirlerde, o şehirlerde gezinen ruhun farkında değillerdir. Tarihi mekanların neye ifade ettiğini, neye işaret ettiğini bilmezler. Oysa yine tarih felsefecilerinin ya da mimari felsefe üzerinde duranların ifade ettiği gibi, her mimari eserin ve her şehrin kendisine ait onu belirleyen bir iç anlamı vardır. O iç anlam o şehirdeki binalara yansır, o şehirdeki adetlere yansır, folklore yansır, kültüre yansır, bilince yansır. O iç anlamdan haberdar olan olmayan kişilerin şehrin dış anlamını kavramaları imkansızdır. İşte bugün tarihine, geçmişine, şuuruna, bilincine yabancı nesillerin, dünya üzerinde pek çok ülkede, belki bütün ülkelerde böyle, içinde yaşadıkları mekanlara yabancılaşmalarının temel sebebi şehrin o iç anlamını, tarihi anlamını bilmemelerinden kaynaklanıyor. Şiir ve şair işte insanların o anlamı kavrayabilmeleri için kapı açan insandır. Bir şiirin derinliğinden siz bir tarihin kıvrımları arasından bir şehre giriş yapabilirsiniz. Yürüyelim seninle İstanbul'da, dediğim gibi benim yıllar önce. Böyle bir şiir kitabım vardır. Yürüyelim seninle İstanbul'da. Neden yürüyelim? Bir yürüyüp tanıyalım bakalım bu şehir nedir, ne söylüyor bize. Ve en son yine en vefalı imtihandır İstanbul dediğim son İstanbul şiirinde, sen İstanbul olsaydın keşke dediğim şiirde, yine aynı bilincin, aynı ruhun şiirle şehre nasıl aktığını görürüz. 17 yıldır yaşıyorum İstanbul'da yaklaşık. Fotoğraflar çektim, dolaştım, gezdim. Pek çok yerinde İstanbul'u aradım, bulamadım. Yeditepe'yi görmek istedim, yukarıdan göremedim. Pek çok değerin kaybolduğunu hissettim. Pek çok tarihi binanın yanından, yöresinden geçen insanların oradaki anlamın farkında olmadıklarını hissettim. Acı verdi bunlar bana. Ve Erzurum'dayken yazdığım Yürüyelim Seninle İstanbul şiiri, İstanbul'da şiiri, sen İstanbul olsaydın keşke. Seni öyle bir hale getirmişler ki İstanbulluğunu kaybetmişsin belli yerlerde, denilecek noktaya ulaştı. İşte şehir ve şair arasındaki ilişki için bir misal. Hocam, bu şehir ve şair arasındaki ilişkiyi, hani o bahsettiğiniz şuur düzeyi, evet, bilinç düzeyi, biraz buralardan da konuşmak isterim. Çünkü biz şiir deyince sanki havada uçuşan, soyut, ayakları yere basmayan metin gibi anlıyoruz. Oysa şiirin hayata temas eden, direkt hayatın özeti olan kısımları, biraz önce buyurduğunuz yerler, evet, çok önemli. Bu bizim kafamızdaki şiir tanımını da muhakkak değiştirecektir. Ama ben bir benzetme yapmak isterim. Doğru mudur bilmem. Sizin anlattıklarınızdan anladığım. Hani dediniz ya, şiire, şehre bir fotoğraftan bakmak ile içine girip hemhal olmak arasında fark var. Bunu şuna benzetebilir miyiz? Bir bal kavanozu var ve ben dışarıdan bakıp ağzımın tatlanmasını istiyorum. Böyle bir şey mümkün değil. Kavanozun kapağını açacağım ve o baldan bir parmak alacağım belki. Biraz böyle mi hissetmek lazım? Orada bile bir yavanlık var. Yani bal yiyen kaç kişi balın nasıl meydana geldiği üzerine tefekkürde bulunuyor? Ya orası bile yavan, o dahi yetmez. Balı yemek dahi yetmiyor. O bal nasıl oldu? Arı nedir? Yolunu nasıl buluyor? Peteği nasıl örüyor? Balı nasıl yapıyor? Allah arıya nasıl vahyetti? Neyi vahyetti? Şimdi yediğimiz bir balda bütün bunları düşünebiliyorsak, o anda bir tefekkür yapabiliyor isek ve sonra da bir şiir mısrağı geliyorsa aklımıza, biz o zaman kavanozun içine girebilmişiz demektir. Yoksa balı yemek kavanozun içine girmek demek değildir. Onu pek çok kişi bal yer, yediğinin farkında değildir. Hocam keşke benzetmeyi yapmasaydım. Ben balı yiyince yetiyor zannediyordum ama şu an yetmiyor. Çıtayı biraz daha, hatta çok daha yukarı çıkardınız. Hocam şu an biraz daha buradan konuşup sonra genelleştireceğim meseleyi. Şu an karşımda bir böyle medeniyet fotoğrafı görüyorum. İşte bir gök kubbemiz var, bir yapımız var, bir çınarımız var altında durduğumuz. Evet. Bir de şairimiz var.
Hepsi bizden haber veriyor. Eyvallah. Bununla alakalı. Peki böyle yine mekandan devam edip, mekanın gönlünüze düşürdüklerinden şiire. Eyüp, İstanbul'un kalbi deriz ama sizin için ne kadar, neler hissettirir? Evet. İşte sen İstanbul olsaydın keşke şiirinin iki mısrağı. Gül vefalı bir imandır İstanbul. En vefalı imtihandır İstanbul. Gül edalı bir imandır İstanbul. En vefalı imtihandır İstanbul. Gül bizim kültürümüzde, medeniyetimizde Hazreti Peygamber'i sembolize eder. Yunus Emre hani gül Muhammed teridir der. Dolayısıyla ben Gül ve Ben isimli eserimde de gülle ilgili bütün telmihlerimde de mutlaka Hazreti Peygamber'e bir göndermede bulunuyorum. Çünkü bizde gül demek o demek. Kainatın gülüdür deriz. Yani gül edalı bir iman İstanbul. Değil mi? Şimdi bu imanın kalbinde de Ebu Eyyub el Ensari var. Yani baktığımızda Eyüp semti ve Hazreti Eyüp, Ebu Eyyub Hazretleri. Çünkü buralara kadar gelip peygamber arkadaşlığından evinin kapılarını peygambere açan bir kişi olarak İstanbul'un kapılarını müminlere açmak için gelip şehit düşen birisinden söz ediyoruz. İki kapıyı birbirine yaklaştıran budur. Yani Hazreti Peygamber'in girdiği rahmetlinin radıyallahu anh'ın kapısıyla İstanbul'un kapısını birbirine bağlayan hece bu hece işte. Onun için çok kıymetli burası. Onun için İstanbul'un kalbi burası. Daha öte bir kalp bulamazsınız. Yani Eyüp'ten daha öte bir kalp İstanbul'a bulamazsınız. Bunu böyle bilmemiz lazım. Çünkü Efendimizin yakın dostlarından birisi burada. En güzeli ev sahipliği yapana şu an huzurunda bulunarak. Evet. Ya da ben bazen böyle zıttıyla düşünüyorum. Diyorum ki mesela olmasaydı ne olurdu? Hani Eyüp semti diye bir semt yok. Hazreti Eyüp de burada yok. Ebu Eyyub el Ensari yok. Ne olurdu? İstanbul ayaklarını kaybederdi. Kolunu kaybederdi. Yürüyemez olurdu. Çünkü buraya fetih için, İslam'ın güzelliğiyle burayı bezemek için gelen binlerce insan olmayacaktı o zaman. İstanbul başka bir yer olacaktı. Bakın bir ismi azalttık sadece. Bir ismi çıkardık İstanbul'dan. İstanbul, İstanbul olma özelliğini kaybetti. Çünkü o zaman yani zıddıyla düşünüyoruz ya, haşa Hazreti Peygamber olmayacaktı. Çünkü o hedefi gösteren o. Letuftuhannel Konstantiniyyetü diye değil mi, ifade eden o. Buraya gelen müminlerin amaçları bu güzel şehri İslam'la bezemek. Artık başka bir şey söylemeye gerek yok ki. Ben de bir sanatkar olarak, şair olarak bu ruha yıllar içerisinde çokça sahip olmaya çalıştığım için ve büyüklerim tarafından, ailem tarafından bu ruh bize aşılandığından dolayı İstanbul 4. mukaddes şehirdir derdi babam. Mekke'den, Medine'den ve Kudüs'ten sonra İstanbul 4. mukaddes şehirdir. Babamın bu sözünden sonra, yıllar sonra hem de Napolyon'un dünya tek devlet olsaydı başkenti İstanbul olurdu sözünü okuyunca baktım ki bizim için 3 mukaddes şehirden sonra 4. ama dünyada bazıları için de dünyanın en ilk sıradaki şehri, dünyanın başkenti olacak kadar mühim. Yani değişik boyutlardan, ontolojik açıdan, tarihi açıdan, coğrafi açıdan, hangi açıdan bakarsanız bakın, İstanbul bir incidir. Ama biz o incinin kıymetini ne kadar biliyoruz, o da ayrı. Ayrıca konuşulabilir yani. Eyvallah. Peki, böyle bir mirasa sahip olup, bu kadar bahsettiğiniz arka plana da bu kadar gönlen girmeye çalışıp geldiğimiz yerde Nurullah Hocama şu soru geliyor aklıma. Bu topraklarda şair olmak zor mudur hocam? Evet, fevkalade zor. Hele bugünkü şartlarda çok daha zor. Hele şu 100 yıl içerisinde çok daha zorlaştı. Çünkü neyin şiirini yazacaksınız? Siz hangi dünyanın şairi olacaksınız? Hangi dünya görüşünün şairi olacaksınız? Böylesine büyük değişimlerin yaşandığı bir ülkede hangi şarkıyı söyleyeceksiniz? Neye öyküneceksiniz? Kim sizi alkışlayacak? Beklentiniz nedir? Caizeler mi bekliyorsunuz insanlardan, sultanlardan filan? Eskiden caizeler verilmiş biliyorsunuz. Amacınız nedir? Eğer bu kavramlarla ilgili hesabınız doğruysa ve yerli yerine oturmuşsa, bu ülkede şair olmanız son derece zordur. Yani çile çekmeniz lazım, büyük çaba göstermeniz gerekiyor. Çünkü zaten size şöyle diyecekler çocukluğunuzda bile, niye şiir? Karın mı doyuracak? Niye şiirle uğraşıyorsun diye başlayacaklar.
Sonra değişik değişik akımlarla karşılaşacaksınız. Ekollerle karşılaşacaksınız. Hocam bu yabancılaşmayla, bakın yabancılaşmayla, bize ait olmayan söylemlerle karşılaşacaksınız. Şaşıracaksınız. Hangisini söylemeniz gerektiğini düşüneceksiniz. Yol ayrımlarına kavuşacaksınız. Yol ayrımlarıyla karşı karşıya kalacaksınız. Acaba hangi yoldan gideyim diye tereddüt içerisinde olacaksınız. Bir, bizim bir en önemli zafiyetlerimden birisi de şudur. Biz bize ait olan değerleri yüceltmekte zorlanırız. Onun için daha çok efkar-ı umumiyete baktığımızda bu meselelerin içinde olanlar arasında büyük bir mücadele, bir rekabet, olumsuz bir rekabet, olumsuz bir etkileşim vardır. Böyle değil. Hayatımda hiç tarafında olmadığım bir şeydir bu. Yani şuradan bir kardeşimiz çıkacak, bizim medeniyetimizin en güzel şiirlerini yazacak. Kalkar ayakta alkışlarım ben. Çünkü milletler, medeniyetler sanatçılarıyla ve sanatkarlarıyla büyürler, gelişirler ve yüce noktalara ulaşırlar. Ama sanat sürekli dalları budanan, kökleri kesilen, sürekli kan kaybeden bir mecrada tutulduğu zaman büyük sanatkarlar yetiştiremezsiniz. Ve böyle bir ortamda da kişinin mücadelesi çok büyük çabalar gerektirir. O ortamda işte şair olmak, sanatkar olmak çok zordur. Bunun yıllardır mücadelesini verdiğim için çok iyi biliyorum. Yani defalarca şiiri bırakayım, yazmayayım noktasına gelmişim ama hani ben yazmasam, sen yazmasan kim yazacak falan gibi de düşününce mutlaka yazmam lazım demişim. Bunu bildiğim için bu psikolojiyi açalım hocam. Yani şu an böyle şiire meraklı, şiirden gebe çalan arkadaşlar vardır, izleyenler, dostlar. Bu kadar çileliyse Nurullah Genç hocam niye şiir yazdı veya niye o çileye talip oldu? Ne için yaptı burada? Şimdi yıllarca önce Erzurum'dayken karşıma geldi, oturdu bir arkadaş. Hocam niye yazıyorsunuz dedi. Ona şöyle bir cevap verdim. Ben neden varım? Kardeşim ben niye varım o zaman dedim. Çünkü içimden bir ses yazmamı söylüyor bana. Daha doğrusu içimden bir ses geliyor, bir ses doğuyor. Ben sadece onu yazıyorum. Siz yazmayın deseniz de yazıyorum. Notlar alıyorum, rüyama giriyor. Sabahleyin kalkıyorum, garip hissediyorum kendimi. Kalem kağıdı elime alıp o sesi kağıda geçiriyorum. Önce içimde oluyor. Mesela dedim, siz neden yemek yiyorsunuz? Durdu. Organizmadaki bir eksikliğin giderilmesidir yemek yeme. Çünkü açlık güdüsü insanı yemek yemeye yönlendirir, değil mi? Evet. Ya ruhum acıkıyor benim dedim. Ve ben konuştukça o açlığı gideriyorum. Söyledikçe dedim doyuyor ruhum. Bir şeyleri söyledikçe o açlığı gideriyorum. Anlıyor musun şimdi beni dedim. Bu benim varlığımla alakalı. Ayağa kalktı. Psikolojim bozulmadan ben gideyim hocam dedi. Çıktı gitti. Nasıl anlatayım ki yani? Niye yazıyorsun? Yazıyorum. Daha başka bir şey söyleyeyim. Ruhun yansımasıdır sanat. Ruhun yansımasıdır. Olmazsa zaten ne farkımız kalacak diğerlerinden? Şurada ağaçtaki böcekten, şurada uçan kuştan ne farkımız olacaktı? Leylekler gibi binlerce yıldır yuvalarımızı hep aynı yapacaktık o zaman. Bu binalar nereden çıktı ortaya? Ruhun yansımasıdır. Çünkü Allah insana ruh üfledi ve o ruha kendi sübuti sıfatlarını da yükledi. Ruhumdan üfledim demiyor mu? O ruhundan üflediyse ve Allah'ın sübuti sıfatları da hayat, ilim, semiye, besar, irade, kudret, kelam, tekvinse elbette hayat olacak. Elbette ilim olacak. İşte ben ilimle de uğraşmaya çalışan birisiyim. Yıllardır akademik hayatın içerisindeyim. Semiye, işitme olacak. Kardeşlerimizin tınılarını, namelerini, çaldıkları parçaların musikisini arkadaşlarımız, dostlarımız işitecekler ki işte sanat ortaya çıksın. Musiki dediğimiz şey Allah'ın bize verdiği işitme sıfatıyla ortaya çıkan bir sanat dalıdır. Ruhun yansımasıdır bu. Basar olacak ki fotoğraf sergilerine gidelim, ressamların resimlerini izleyelim. Görme olmasaydı hangi fotoğrafa bakabilirdik biz? Ruhun yansımasıdır sanat kardeşim. Ondan sonra irade, kudret, kelam. İrade dediğimiz, kudret dediğimiz yönetimle ilgilidir. Yönetim bir sanattır. Lider sanat icra eden kişidir. İnsan yönetme sanatıdır adı. Yönetim olmayacaktı. Peki şiir, kelam sıfatı, konuşma sıfatı Allah'ın bizim ruhumuzla birlikte bize yüklediği sıfattır. Onun için konuşuyorum ben şu anda.
Ve şiir kelam sıfatının bir yansımasıdır. Dolayısıyla şiir ruhtan bir yansımadır. Bunu görmemiz gerekiyor. Kaynağını nereye dayandıracağız yoksa? Ve hepsinin üzerinde tekvin sıfatı. Allah yoktan var eder. Biz var olanı değiştiririz. Sanatı böyle yaparız. Kelimeleri değiştiririz. Yeni anlamlar yükleriz. Eğretiler oluştururuz. Şiir dediğimiz hadise ortaya çıkar. Sesten, musiki, görüntülerden, fotoğraf, resim, özellikle resim oluştururuz. Ve sanat, heykel, tıraşlar, işte taşları yontarlar, çeşitli heykeller ortaya koyarlar. Heykel sanatı dediğimiz sanat ortaya çıkar. Bütün bunlar ruhtan bir yansımadır. Aristo'nun dediği gibi sanat tabiatı taklitten doğmaz. Bu pagan kültürünün bize söylediği şeydir. Sanat tabiatı taklitten doğmaz. Çünkü tabiatın kendisi var edilmiştir. Mahluktur. Mahluk olandan biz numune alamayız. Mahluk olan bizim için sadece bir görüntüden ibarettir. Mahluk olandan biz kaynak alamayız, numune alırız. Kaynak alamayız. Kaynak onda değil. Onda numune var. Ağaca bakar, benzetir, resim yaparız değil mi? Kuş seslerinden yola çıkarak kardeşlerimiz bir beste yapabilirler. Ama o bestenin kaynağı ne o kuştur, ne o ağaçtır, ne de kainatın kendisidir. Allah'ın bize verdiği ruhtur. O ruhtan ortaya çıkıyor şey. Şu geldi o zaman aklıma hocam. Şimdi bugün bizim var ettiğimizi zannettiğimiz sanat problemli ya. Evet. Ruhumuz mu problemli? Tabii ruh başka alanlara kayarsa. Ya da ruhumuz aramızda ruh, perde mi koyduk? Kendisine asıl kaynak Allah'ın bize üflediği ruh ya. O ruhun sahibi de Allah. Allah'ı büyük sanatkar, sonsuz sanatkar bilmeyip, ruhtan da bunu aldığımızı düşünmeyen birisi, kendi ruhundan mütevellit kabul ederse, ya da kendi varlığından bunu mütevellit kabul ederse, o zaman büyük adam koltuğuna oturmaya başlar. O zaman ben yarattım demeye başlar. Ben var ettim, yazdım. Bunları kaleme alıyorum, evet. Ama her yazdığımın arkasından diyorum ki, sen sadece aracı oldun, veren Allah. Sana bu ruhu veren, bu gönlü veren, bu zerafeti veren, bu inceliği veren değil mi? Şiir bir zariflik işidir. Bütün bu duyguları veren, bu hassasiyeti veren, seni böyle yaratan Rabbine şükret ki sana bunları vermiş ve yazıyorsun diyorum. Şimdi bu noktadan uzaklaştığım anda şöyle bir şey çıkar ortaya. Ben büyük yeteneğim arkadaşlar ya. Ben Nurullah Genç'im, ben yazarım kardeşim işte. Ben bunu böyle var ederim. Beni sizler böyle yarattınız. Beni sizler var ettiniz. Siz olmasaydınız ben olmam. Hayır, hayır. Bu dünyanın en büyük yanılgılarından birisidir. Kendisini yaratıcı zanneden hiçbir insan dünyada bir yaratıcı olarak kalamadı. Kendisini yaratıcı eden, geçmişte de zanneden bütün insanlar toprağın altında. Yaratıcı olan insan toprağın altına girmeyi engelleyemez miydi? Bunu bile beceremeyen adamdan yaratıcılık falan olur mu? Biz tekvin sıfatının bize düşenini yapıyoruz. Yani biz var olanı değiştirerek sanat eseri ortaya koyuyoruz. Taşı değiştirmişiz işte karşımızda. Bu kadar net. Ağaçtan masalar yapıyoruz, zarif ama ahşap aletler yapıyoruz vesaire. Yaptığımız bu. Bir ahşap ustasının ya da taş ustasının ortaya koyduğu eserle benim kelimelerin dünyasından ortaya koyduğum şiir arasında böyle bir paralellik vardır. Onun için şiir üzerine konuşan üstadların şiir bir mimaridir demeleri bundandır. Ya da güzel bir mimari eser, haddizatında taşların şiiridir demeleri bundandır. Bunlar orta noktada buluşuyorlar. Hocam sizden bir şiir de dinlemek isteriz vakitte. Evet. Biraz böyle yavaş yavaş oraya geldik. Yani... Ama sizin anlattıklarınızdan Üstad Necip Fazıl'ın güzel bir sözü var ya, oraya da geldi. Anladım işi, sanat Allah'ı aramakmış. Aramayı, tabii marifet ki. Bu, gerisi yalnız çelik tabii çomakmış. Tabii ki, üstadın yıllar sonra söylediği şey aslında düşündüğü, ya bundan başkası yok dediği şeydir. Bu arada İsmail kardeşimize de geçmiş olsun diyeyim. Çünkü ben duyurmuştum beraber olacağız falan diye. Soranlar oldu, ne oldu diye. Hasta olduğu için. Ama beni görünce daha çok sevindiniz diye evet. Düşün. Sen de benim kardeşimsin yani. Hangisinden ne okuyordun? Televizyonda beraber olduk yaptık. Daha yeni çıktı. Şimdi İsmail abi falan izliyorsa ne kız? Tabii. Telefonu falan kapatacağım yok, telefonu. Yok, kızmaz İsmail kardeşim. Şaka yapıyorum. Şimdi daha yeni çıktı. Daha dün elime geçti. Daha satışta hazır değil mi hocam? Müzisyenlerimiz falan da var. Muhtemelen daha yeni kitapçılara çıkacak. İlk size dostlar. Yani, evet yani ilk defa bir programda okumuş olacağım. Bahar Buselik diye bir eser çıktı. Hocam hayırlı istifadeler olsun inşallah. Sağ olun. Bahar Buselik, baharla, baharın kavramlarıyla yani çiçeklerin dilinden, böceklerin, kuşların dilinden namelerin buluştuğu yerde ortaya çıkan bir şiirdir. Dolayısıyla bütün şiirlerin isimlerinde makamlar vardır. Kitabın ismi de Bahar Buselik. Buselik makamıyla baharın birleşmesinden doğmuştur. Bu şiirle başlayalım. Bahar Buselik'i bir sıcağı sıcağına okuyalım. Bakalım musikiyle nasıl gidiyor,
baharla müziğin birleşmesi. Ondan sonra da konuşuruz, yine gerekirse şiir okuruz. Böyle de Eyüp Belediye'mize bir daha teşekkür ediyoruz. Bu şiiri de ilk defa burada okuma imkanı oldu. Hocam biz de teşekkür ediyoruz. Böyle bir şeye vesile oldular. Buluştuk yeni çıkan bir kitapla da. Evet. Evet, Bahar Buselik. Tek bir şey söyleyeyim şiiri okumadan önce, siz devam edin. İnsanın gökyüzünden inişini, yeryüzüne inişini biraz tahayyül edelim. Yani şiiri dinlerken, cennetten sürgün edilişi, yeryüzüne inişi vesaire. Neden o mihrican semadan indin? Varım dedim, bu yüzden mi incindin? Karşılıklı değil yar tebessümü. Nergislerin, buhuru meryemlerin renkleri üşüyor viranelerde. Gövdesini dolu vuran dalların ölüm giydirdiler yapraklarına. Kökleri sulara karışıp gitti. Belki toprağına düşer bir sabah, tohumunda reyhan olur yılların. Karşılıklı değil yar tebessümü. Gün doğar bir ruhun ufuklarından, bir ruhun ardında hüzzam-ı kadim. Çökünce yurdunda o muhkem saray, mağrur ellerinde kırılır kapı. Hasret penceresi kapanır bende, sultan-ı yegâh-ı arar dururum, nigehban olurum pervanelerde. Neden o nazenin semadan indin? Hürüm dedim, bu yüzden mi incindin? İklim kanlı, mevsim efkarlı yine, zülfü nigar derman olur mu derde? Su perisi yine gözleri yaşlı, seyrediyor bizi pencerelerde. Karşılıklı değil yar tebessümü. Yüzünde öfkenin dağları gizli, gözlerinde mağrur kıvılcımları. Serzenişin bezmi tarabı yıkar, dilsiz hanendeler güler feryada. Belki de düşecek şimdi bir cemre, eritecek neyin varsa dünyada. Köprüler ki yaban makamındadır, ayakları biraz yetim bir çocuk, biraz karanlığı ağlatan kadın. Köprüler hıyaban makamındadır, ardımızda bırakarak yılları. Geçmeye vaktimiz olur mu bilmem, bir buselik ömrü vardır sevdanın. Hayat bir buselik yar tebessümü. Yalnızlığın sahilinde gün olur, o yorgun dalgalar vurur kıyıya. Müntehi bir şehrin limanlarında bilseydin ömrünün rüyası vardı. Dermanımdan alır mıydın toprağı, düşer miydin o isyankâr kuyuya? Neden o dilruba semadan indin? Yârim dedim, bu yüzden mi incindin? Eyvallah. Böyle bir şiir işte. Kitaba ismini veren şiir oldu bu. Eyvallah. Evet, diğer şiirler işte bütün o makamlarla baharın bir araya gelmesiyle oluştu. Hocam ben hala neden o nazenin semadan indiğinde kaldım? İşte onun için biraz insanın inişini falan düşünelim dedim yani. Şeyde yani şunun için söyledim onu. Bu şiirlerin hiçbirisi hadi bir mısra yazayımla ortaya çıkan şeyler değil. Şundan bütün dostlarımız emin olabilirler. Benim beynim bu şiirler yazılmadan önce bir hayli hırpalanıyor. Yani niye indik yani oradan? Oradan başlayan bir şiir. Neden? Bu bir sitem değil aslında. Bu sadece tefekkür. Yani bunu bir düşünün. Biz neden buradayız? Ondan sonra bütün bir dünya hayatı insanın gözünün önünden geçecek, bir sorgulamada bulunacak. Ve kendisine yârim diyenlerden, samimi olarak sevenlerden incinmeyecek artık. Eyvallah. Biz sevenlerden inciniyoruz. Ve gerçek sevenler uzakta kalıyor. Hep başka başka kavramların dünyasına dönüştü bu dünya. Menfaat perestlik o kadar çok sardı ki her yanımızı. Samimiyetle samimiyetsizliği birbirinden ayıramıyoruz. Onun için maskelerden fazla maskeler var yüzlerde. Bu yüzden karşılıklı değil yar tebessümü. Keşke birbirlerinden hoşlandıklarını söyleyenler, kardeş, arkadaş, eş fark etmez, her söylediklerinde samimi olsalardı.
Keşke bir adam karşısına geldiği oturduğu adama siz burası için bir büyük nimetsiniz dediği adama gerçekten samimi söyleseydi bunu. Siz olmasanız bu iş olmaz diyen adam gerçekten samimi söyleseydi bunu çünkü. Keşke, keşke söylenen her şey doğru olsaydı. Mevlana'nın dediği gibi özümüz, sözümüz de keşke aynı olsaydı. Olmadığı için işte bu şiir yazıldı ve böyle şiirler yazılıyor. Benim dünyamda böyle dönüyor mesele. Bunlardan da bir haber olduğumuz için bu şiirleri biz yazamıyoruz. Ya bunu bilemem tabii. O, yani yazmanın başka bir takım şartları da var. Bir de hocam şuna da dikkat çekmek isterim. Bugünü dünden farkı maskeler sadece görünür oldu. Evet. Ne yazık ki. İşte biz ne kadar düzeltebiliriz? Kendimize bakmamız lazım. Ben kimseye sitemim yok. Hayatta da etmem. Biliyorsunuz benim tabiatımı. Kimseyle kavga etmedim, etmiyorum da. Çünkü kavga edecek bir kişi varsa kendimim. Ben kendimle kavga ediyorum sürekli. Yanlışlarım var, bir sürü günahım var vesaire. Ama yaşadığım süre içerisinde de milletime, milletimin evlatlarına, gençlerimize, geleceğimize bir takım eserler bırakma arzusuyla da çalışıyorum. Çünkü bu sesler içimde oluşuyor zaten. Yani zorla ortaya çıkan bir şey değil bu. Dolayısıyla bunlar da kalsın istiyorum. Yani yıllar içerisinde okunsun. Bugüne kadar mesela 40 yıl olmuş benim ilk şiirim yayınlanalı. 1980 yılında yayınlanmıştı ilk şiirim. Nesil dergisinde ölüm, yani 20 yaşında ölüm şiiri yazmıştım. Ölüm anını anlatıyordum. Hiç unutmam, Yusuf Ziya Kavakçı, yani Merve Kavakçı hanımefendinin babası benim hukuk hocamdı. Üniversitedeyken dersimize girerdi. Derslerden birisinde ölüm şiirini okudu. Dedi ki bir şiir yazdım, dinleyin bakalım nasıl olmuş. Herkes şaşırdı, öğrenciler falan, aa hocam çok güzel. Sonra ben böyle mahcup oldum, beni kaldırdı sahneye. Dedi ki bu şiirin şairini kaldırıyorum Nurullah Genç. Nesil dergisinde yayınlanmış ama çok güzel bir şiir falan dedi. Şimdi düşünüyorum, o gün o ölüm anını sorgulayan ruhumla bugünkü ruhum aynı ruh. Sadece mesafeler değişti biraz, yani yerler değişti. Yıllarca kitap okuduk, bilgiler farklılaştı, değişti, gelişti belki. Ama aynı ruhtan bugün doğan şiir bu ve bu minval üzere de İnşallah hayatımızı tamamlarız. Eyvallah. Hocam sizin o yağmur şiirini yazarken ki yaşadıklarınızı anlattığınız bir, evet, bir röportaj var idi. Oradan da hani terennüm ettik ki siz vakti zamanında duvarlarla konuşan. Yani sadece yağmuru yazarken konuşmuyorum ki. Yani yağmuru yazarken içeri kapandım da 9 ay işte. Çünkü duvar vardı karşımda. Yani 40 metrekarelik bir lojman. İşte onun bir küçücük salon gibi bir küçük oda salondu adı. Onda dönüp duruyorsunuz, her tarafınız duvar, duvarlarla konuşuyorsunuz. Ama ben mesela, işte şimdi belki ondan da bir şiir okuyacağız. Söyle bana Hindiba, yani rivayet edilir ki Yunus Emre'nin Sarı Çiçeği. Fotoğraf çekmeye çıktığımda, fotoğraf gezilerimde sürekli onunla konuşurdum. Sen Yunus Emre'nin çiçeği miydin, Yunus Emre sana mı bakardı, sordum Sarı Çiçeği dediği sen miydin diye filan. Konuşurdum. Yani sadece onlarla konuşmuyorum. Hatta şöyle çok güzel bir anım var. Fotoğraf çekiyorum. Bir bizim oralarda keven derler. Keven diye bir şey vardır. Böyle dikenli bir bitki vardır. Onun böyle etrafında fotoğraf çekiyorum. Bir ses geliyor. Böyle garip bir ses geliyor. Ne oluyor? Bir baktım yılan sarılmış etrafına. Başladım onunla konuşmaya. Abi dedim kusura bakma, vallahi senin burada olduğunu bilseydim rahatsız etmezdim. Ben şimdi yandaki çiçeğe geçiyorum, onun fotoğrafını çekeceğim, sen burada dur. Konuştum bir 30-40 saniye, yarım dakika belki bir dakika filan. O da böyle baktı, o fış fış yapmayı durdurdu, böyle durdu hayvan. Yanımda birisi dikildi, sen deli misin dedi filan, döndüm insan. Hayırdır dedim, dedi yılanla konuşulur mu, sen dedi yılanla konuşuyorsun. Ya niye Hazreti Süleyman konuşuyordu? Ben de taklit ettim dedim. Ondan sonra. Bunlar şiire giriyor işte. Mesela Hindiba da şiire oldu. Yani böyle oluyor. Hocam güzel bir söz var. Derler ki Müslümanlık ince insanlıktır. Tasavvuf ince Müslümanlıktır. Şimdi sizin anlattığınızdan acaba şair nereye denk düşüyor onu da bir sorguladım. Yani şair gönlü nereye denk düşüyor? Vallahi olanı anlatıyorum. Şimdi işte böyle birkaç dakika kıymetli üstadlarımızdan bir böyle, evet, restal dinlemek isteyeceğiz. İyi olur. Ama evvelinde hani derler ya hocam, insan haddini aşandır diye. Evet. Şimdi ben o söyleme sığınsam ve yanınızda sizin bir şiiriniz okursam. Çok güzel olur. Ne kadar haddimi aşmış olur? Hangi şiiri okuyacağını sadece sorayım. Vuslat şiiri, peki. Sizin okuyacaktınız. Ya Duvak şiirini oku. Ben niyeti vuslat için ettim ama.
Onu okuyayım hocam. Hayır, neden duvak dedim de ben duvağı ben okuyayım, sen onu oku. Tamam. Ben böyle akabinde de... Çünkü duvakta vuslat yok da ondan. Vay. Hocam ben şair değilim ama yapmayın. Tamam, peki, ben sadece zikrediyorum. Eyvallah. Şiirlerimi. Böyle şiirden sonra birkaç dakika size dinlemek isteriz. Bunu da arz ederim. Zaman mı dağıtır zülfünü yarin? Dergaha varanın yüzünde aşık. Şiir vatanıdır yürüyenlerin. Ordular göndersin üstüme sultan. Çıkarsam dağların başına bir gün. Bakışlarım ferman, ellerim ferman. Ah!
devam edebilir Serhat artık. Şöyle yapalım, baştan başlayayım hocam. Yani bir daha baştan artık. Zaman mı dağıtır zülfünü yarim? Dergaha varanın yüzünde ışık, şiir vatanıdır yürüyenlerin. Ordular göndersin üstüme sultan, çıkarsam dağların başına bir gün. Bakışlarım ferman, ellerim ferman. Kalır bir kenarda toylar, düğünler, yeminler, mahsumlar cam aynasında. Gamlı bahçelerde bahçıvan inler. Bu köşkün kubbesi ağıtla dolu, susar kafesinde muhabbet kuşu. Her kalbin vuslata uzanır yolu. Yüzünün bir yanı kılıçsa bildim, diğeri kalkandır sensizliğime. İşte her şeyimi bırakıp geldim. Estağfurullah hocam. Ya ne güzel sessiz durdum böyle. Ben de devam edecek zannettim. Şiir bitti, doğru ya. Eyvallah. Sağ olun. Evet. Kardeşlerimize. Thank you.
Lütfen devam edelim. O maral kölesi uygarlığımın. O maral nihandır, dokunur bana. Orada bir ummanın dudaklarında o muhibbi gemilerden yayılan segah bir yalnızlık fırtınasıdır. Kaptanların ölümüne son ağıt. Son deniz feneri aydınlığında kapanıp kalmışım, göçemiyorum. Kendi hayalimden geçtim de artık, onun hayalinden geçemiyorum. Orada bir pencere tüller içinde, Kerem'in ahıyla tutuşup yanmış, kırılan camları Aslı'yı arar, Selvi'yi anlatır dağ türküleri. Bir şirin var orada, elleri bahar, dağlara vurayım kendimi artık. Ateş olsam söndürüyor kara yer, kuş olsam çare yok, uçamıyorum. Alevden bir fanus içinde ruhum, orada bir pencere açamıyorum. Ordular mı tutmuş iki yanımı? Bir köprü var orada, kızıl kıyamet. Yüzüm bin parçaya bölünmüş ayna. Kimi bekliyorum yol kenarında? Her yerde karanlık dar ağaçları. Ne ay var içimde, ne de yıldızlar. Susuz koydu beni ırmak ve bulut. Çeşme başındayım, içemiyorum. Ah, çürüyen ayaklarım, ellerim. Orada bir köprü var, geçemiyorum. Bir duvak kaybolan ufkunda ömrün. Kırmızı çiçekler topluyor yine. O beni bekliyor tozlu yollardan. Ben onun izinde yar dağındayım. Birkaç kasım patı, birkaç şakayık. O sükun evinde göz hapsindedir. Ben duman dumanım uçurumlarda. Bir istila, bir cehennem şarkısı. Ne kadar baksam da kalbine aşkın, beyazı siyahtan seçemiyorum. Kurşun dökülüyor parmaklarıma. Orada bir duvak var, açamıyorum. Sarı tarlalardan yürüyüp geldim. Keklikler, sülünler ağladı bana. Yağmur yağdı, sel gitti yüreğimden. Ah, bütün selleri nasıl da sevdim. Ey sonsuzluk bakiresi, ey rüya. Göremedim duvağını bir türlü. Alevden perdeler girmiş araya. Çehremde rüzgarı esiyor hüznün. Kirpiklerin titrek, gözünde yaş var. Ağlamak mı istiyorsun? Gel bana. Kapan ellerime sonsuza kadar. Bu da duvak şiiri. Vuslatın arkasından duvağı okuyayım da. Eyvallah. Böyle vuslatın kolay olmadığını anla yani. Vuslatı okuduğun hocam, için. Hocam vuslatın kolay olmadığını, evet. Sana geliyorum yalnızlıklardan. Yürüdükçe hicran gülüyor gibi. Yüreğimde dağlar yükseldi kardan. Vuslat ağır ağır ölüyor. Ölüyor gibi. Yine sizden. Vuslat biter mi? Eyvallah. Bir şey soracağım. Dünyanın vuslatları bitiyor işte. Bitecek. Bir şey, bu şu geldi aklıma. Şiir biten bir şey mi hocam? Yani şiir biten bir şey mi? Evet, bitmiş işte, yazmışız, koymuşuz ortaya da. İçteki söz aşkı biter mi? Bitmez. Onun için Necip Fazıl söylenmedik cümlenin hasreti dudağımda demişti. Şöyle düşünüyorum yani, herhalde böyle giderse ölene kadar yazarım yani. Bitmez diye düşünüyorum. Allah gecinden versin. Yani öyle hissediyorum. Hani daha yazmak istediğim, yazamadığım çok şey var gibi hissediyorum. Zaman ne getirecek onu bilmiyorum. Ama gerçekten de bugün burada söyleyemem. Ufkumda büyük kelimeler var. Yani yazabilecek miyim bilmiyorum ama var. Ya o kaynağı size yüklediği kaynağın yoğunluğuna bağlı. Yani Allah benim içime böyle bir söz söyleme şeyi vermiş. Ne diyelim, aşkı yüklemiş. O aşk bugüne kadar bitmedi. Bundan sonra biter mi bilmiyorum ama herhalde bitmez. Yani burada bir millet ya da bir medeniyet şövenizmi yapmak istemem ama şu geldi aklıma hocam. Sizinkilerden işte Sezai Bey'den, Necip Fazıl'dan, Fuzuli'den, Baki'den, Taşlıcalı Yahya'dan zannediyorum yine bu topraklardan da çıkan şiir bir başka gibi. Ya da bilmiyorum, bize mi öyle geliyor? Biz daha iç içeyiz şiirle. Medeniyet olarak da öyleyiz. Eyvallah. Yani bizim şiirde çok üst seviyelerde olduğumuz yıllarda batıya bir bak, çok böyle büyük şiirleri yoktur. Bunu onda. Nereye bağlıyorsunuz diye soracaktım. Buradan başlayalım hocam. Nereye bağlıyorsunuz şimdi bunu? Şimdi şöyle, bir defa İslam medeniyetinin, yani Müslüman olmanın bunda çok büyük bir etkisi var. Neden? Çünkü İslam'ın geldiği zamanlarda o topraklarda şiir dorukta bir sanat dalıydı. Yani Arap Yarımadası'nda şiir, Muallakat-ı Seba değil mi? Yani Ka'b bin Züheyr'in Banet Suat kasidesini çok iyi biliriz. Ama Ka'b bin Züheyr dediğimizde oradaki Züheyr kim?
muallakatı seb adam bir şair, büyük bir şairin oğlu Kâb bin Züheyr. Babasının şiirleri Kâbe'nin duvarına asılan 7 askıdan bir tanesi. Şimdi böyle bir dönemde Kur'an'a bu şiir ama diyeceğiz ama şiir değil dedikleri bir dönemden söz ediyorum. Biz böyle bir kültürü, böyle bir medeniyeti benimsedikten sonra şiir de bize yapı olarak da çok uygun bir sanat dalı olduğu için şiir sanatını doruğa çıkarmışız millet olarak. Ama kaynağı oraya kadar gidiyor. Yani 500'lü yıllar, 100'lü yıllar, milat, milattan öncesi, sonrası, Arap Yarımadası bir şiir destan memleketi yani. O panayırlarda ayaküstü okunan şiirler bile sanat seviyesi olarak oldukça yüksek. Baktığınızda onu görüyorsunuz orada. Şimdi oradan gelen bir damar bizim kendi medeniyetimizle, kendi kültürümüzle de birleşince üst belirleyici kültür, İslam kültürü medeniyeti, İslam irfanı, alt kültür, kendi coğrafyamızdan getirdiğimiz kültür. Bunlar birleşince ve İslam'ın kavram anlamı altında İslam'ın hikmetiyle yoğrulup yine o çerçeve içerisinde kalacak şekilde şekillendikten sonra şiir bizde çok büyük bir sanat dalına dönmüştür. Onun için yani Atilla İlhan'ın rivayet edilir ki şöyle bir ifadesi vardır. Hatıralarında falan da olması lazım diye hatırlıyorum. Paris'te bulunduğu yıllarda bizim Cumhuriyet dönemi şiirlerinden okuyor oradaki şairlere, sanatkarlara. Bunlar bizde var diyorlar yani. Bunları niye okuyorsun? Sonra divan edebiyatından bazı şiirleri götürüp okuyor. Şaşırıp kalıyorlar. Diyorlar ki bunları nereden buldun? İşte bunları oku bize. Atilla İlhan'ın divan edebiyatına yaklaşması ondan sonradır. O meşhur gazel tarzı yazdığı şiirleri ondan sonra yazmıştır. Hani Nur Yoldaş bestelemişti bir zamanlar Sultan-ı Yegâh falan diye. Eyvallah. Oradan geliyor işte bakın. O damar çok önemli bir damar. Bizim şiir damarımız çok güçlüdür. Ama biz ne zaman ki kendimize düşman olduk, kendimizi küçük gördük, medeniyetimizi küçük gördük, bir başka medeniyetin baskısı altında ezildik, damarlarımızı kapattık, kan akmadı kendi medeniyetimizin kanı damarlarımıza. Ondan sonra kendi şiirimizi, kendi medeniyetimizi küçük gördüğümüzde, başka küçük anlamlara, küçük sözlere yöneldiğimizde kendi hazinemizi unuttuk. Adeta sırtımızdaki sandığa koyacak bir hazine ararken o sandıkta gizli hazineyi keşfedemedik. O yüzden şiir konusu bizde çok güçlüdür. Buradan şöyle bir sonuç çıkarsam doğru olacak o zaman. Yani divan edebiyatı dediğimiz edebiyat, divan şiirleri hikmeti daha fazla kucaklamış durumda. Bakın Şeyh Galip'in çok güzeldir. Gel sen dahi söyle şöyle bir söz. Zannetme ki şöyle böyle bir söz. Gel sen dahi söyle böyle bir söz. Yani bu başka bir kültürde yok. Hani kendisiyle alay ediyorlar, müstehzi davranıyorlar genç bir adam filan diye. Hüsnü Aşk'ı yazıyor ondan sonra. Zannetme ki şöyle böyle bir söz. Gel sen dahi söyle böyle bir söz. Bütün dünya coğrafyaları için söylüyorum. Fuzuli'nin şu beyti kadar yalnızlığı güzel anlatan dünyada tek beyit yoktur. Ne yanar kimse bana ateşi dilden özge, ne açar kimse kapım bağdı sabahdan gayri. Ne gönül ateşinden başka bana yanan var, ne de sabah rüzgarından başka kapımı açan var diyen başka bir şair getir bana bakalım. Dünyanın hiçbir yerinde bulamazsın. Bu kadar güçlüdür bizim şiirimiz. Ama alçakça o medeniyetimize vurulan darbeler neticesinde kendimizi küçük görmemiz var ya, işte Fuzuli'yi bir tarafa gitmişiz, öbürünü bir tarafa, başka bir dünyaya açılınca da bütün bu değerlerimiz maalesef arka planda kalmış. Ben okumadığım için söylemiyorum bakın. Batı şiirinde gücümün yettiği kadar okumuş bir insanım. Yani şöyle söyleyeyim, Dünya Şiir Antolojisi'ni 20'li yaşlarda 3 defa, 2 cilt, 3 cilt şiir antolojisini baştan sona dikkatli bir şekilde okumuşum. Ben ki divan kültürüyle yetiştim. Yani benim yetiştiğim odalarda divanlar ezberden okunurdu. O mukayeseyi çok iyi yapıyorum ve biliyorum yani. Mukayese ettiğimde bizim sözümüzün gücünü ve değerini, yüksek seviyesini çok iyi biliyorum ve görüyorum. Onun için aşağılık kompleksine gerek yok. Şiir yazan arkadaşlarımız kendi tarihlerini bilecekler. Üzerine bir şey koymadıkları sürece de güçlü bir şiir yazamazlar. Yani aşk dendiğinde hangi beyit Fuzuli'nin şu beyti kadar aşkı güzel anlatıyor değil mi? Bende Mecnun'dan Füzun aşıklık istidadı var. Aşıkı sadık menem Mecnun'un ancak adı var. Diyor ki dünyanın bütün destanlarını, aşıklar destanlarını dizin bir tarafa atın diyor. Ben gerçek aşık benim. Hadi aşkı bundan daha iyi anlatın bakalım. Nasıl anlatacaksınız aşıklık halini?
Gençlerimizin onları okumaları lazım. Ki üzerine bir şey koysunlar. Bu kardeşiniz yıllarca düşündü. Ben aşkı nasıl ifade edeyim? Ancak gücüm şuna yetti. Uzaktan uzaktan şiirindedir bölüm. Peşimde her aşığın gölgesini taşırım. Alırım esrarını her devin bir dudaktan. Dağda haramilerle, kurtlarla ağlaşırım. Gökler sıcaktı sana, ben uzaktan uzaktan. Fuzuli ile benim kıymetli üstadımla hesaplaştım. Dedim ki, tamam sen Leyla-ı Mecnun'da bunu söylüyorsun da, Leyla-ı Mecnun'u anlatıyorsun da, Mecnun çöllerde o sıcakta üstüne yorgan ihtiyacı hissetmediği, kumların üzerinde ceylanlarla konuştu, bu kolaydı da, gel Erzurum'un 45 derece soğuğunda kurtlarla bunu konuş da seni göreyim ben. Aşıklık nedir, aşık nedir o zaman falan diye. İşte bunu eğer okumazsanız, yani oraları bilmezseniz ve bugünü bilmezseniz bu karşılaştırmayı yapamazsınız. Peşimde her aşığın gölgesini taşırım. Ustam sen de düş peşime o zaman. Alırım esrarını her devin bir dudaktan. Ben sadece Mecnun'dan filan da almıyorum. Dünyanın bütün destanlarından alıyorum bunu. Peşimde her aşığın gölgesini taşırım, alırım esrarını her devin bir dudaktan. Dağda haramilerle, kurtlarla ağlaşırım. Benim aşkım kurtları ağlatıyor, öyle çöldeki ceylanı filan değil. Gökler sıcaktı sana, ben uzaktan uzaktan. Sen bir de sıcaktın, yakındın oraya, Bağdat'taydın. Ben dağın başında, Erzurum'un dağ köyünde, yol yok, iz yok, uzaktan bakıyorum oraya. Öyle kolay mı aşık olmak? Gel benim yanıma da gör falan demiştim yani. Tamam mı? İşte onun için diyorum ki bilmemiz lazım. Tefekkür etmemiz lazım. Mekan zaten çok devletli. Şuradan evet. Sanki padişah arkasında Fuzuli ile girecek. Vallahi arkanıza saklanır. Hiç saklanmam vallahi. Yani arkanıza saklanırım yani. Orada yani. Görüşürsek aynı şeyi orada diyeceğim. Hani mekan zaten Bağdat'ta bizden... bir kütüphanede çalışıp ondan sonra o sıcak yerlerde soğuk nedir görmeden, çok fazla sıkıntı da yaşamadan Leyla-ı Mecnun'u anlatıp bende Mecnun'dan Füzun'a aşıklık istidadı var. Aşıkı Sadık Menem Mecnun'un ancak adı var demek kolay. Ben sana benim köyümü biraz tarif edeyim Üstad Füzuli diye anlatırım ona yani. Hocam niyazım o ki yarın Kevser Irmağı'nın yanında sizin Füzuli ile atışmanızı görmek isterim. Ya ne güzel olur ha vallahi. Yalnız mı? Tevafuktur yani bak ben kendisine... Biz izleriz değil mi böyle? Kendisine hiçbir şey de söylemedim. Bu da dua niyetine Allah geçsin. Rahmet eylesin. Ahmet Kabaklı hocam ben 20'li yaşlarımdan itibaren mektup yazardım kendisine. Türk Edebiyatı'nda şiirlerimi yayınladı. Hiç konuşmadığımız halde bir gün bana aynen dedi bunu. Ve kendisi de zaten daha sonra Türkiye Gazetesi'nin köşesinde yazdı. Dedi ki ya sen dedi Füzuli ile mi hesaplaşıyorsun Nurullah'cığım? Ne yapıyorsun sen dedi. Aynen bunu söyledi bana Ahmet Kabaklı Hoca. Türk Edebiyatı Vakfı'nda. Sen dedi Füzuli ile mi hesaplaşıyorsun? Sonra köşesinde yazdı işte çağdaş bir Füzuli örneği falan diye. Dedim ki estağfurullah benim öyle olmak gibi bir derdim yok. Ama ben kendimi onun yerine koyuyorum. Orası daha sıcaktı, daha kolaydı. Burası daha zor. Bunu oradan diyorum dedim. Kendisine böyle bir cevap vermiştim. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Vallahi. Bir şiir daha alalım mı? Böyle yavaş yavaş. Söyle bana Hindiba'yla bitirelim. Tamam. Sonra tamam, da geliyoruz. Da bana kalsa ben sabaha kadar dinlerim. Eyüp Belediyesi'nin kıymetli sakinlerine kalsa ya da şu dakikada YouTube'dan bizi izleyenlere kalsa muhtemelen saatlerce izlerler. Eyvallah. Ama sizi de... süresi var. Bitirmemiz gerekiyor. Ben zaten tabii. Bir saat mi falan diye sormuştum. Dediler ki hocam biraz geçebilir falan. Onun için böyle çok rahat davrandım. Ben zaman yönetimi de okutan birisiyim. Yani dakikalara çok önem veriyorum. Kimseye karşı haddimi aşmak istemiyorum. Estağfurullah hocam. Bittiyse bitti deriz ama bir şiir daha okuyacaksak söyle bana Hindiba'yla bitiririz. Yani o zaman bir şiirle bitirmeyelim. Daha şiiri okumadan evet. Biteceğini... Daha doğrusu biz bitireceğiz. Müzisyenlerimiz biz nihayet... biraz daha sohbet ederiz hocam. Birkaç şey var aklımda. Yani yine tamam. Çok tutmayacağım sizi. Çok yormayacağım. Bir de İsmail Kılıçarslan kardeşimin hazırladığı bir dosya var. Tamam o da... Ondan şöyle birer ikişer mısra okuyayım ben. Onun olur, hem hocam, ona da geçmiş olsun dileklerimizi daha iyi iletmiş oluruz. Onunla da bitirelim yani konuşmamızı. Şöyle yapayım ben kitaptan... Zannediyorum hangi şiiri okuyacağız? Söyle bana Hindiba'yı okuyacağım ama İsmail Kılıçarslan kardeşim Yağmur şiirini hazırlamış. Burada konuşuruz diye üzerinde. Dosyası bize geldi. Sağ olsun zahmet etmiş bunu göndermiş. Yağmur şiirini işte duvarlarla 3 ay duvarlarla konuşarak kalem aldım falan diye bahsetmiştim. Yağmur şiirinin ilk yazılan dörtlüğünü okuyayım burada. Lütfen. Büyük ihtimalle İsmail kardeşim de bunu soracaktı yani nasıl oldu falan diye. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü. Şimdi Üstad Füzuli ile Allah rahmet eylesin, hesaplaşmam bir de burada vardır benim. Ama buradaki hesaplaşmayı ben biraz kaybettim. Hmm. Neden kaybettim onu söyleyeyim. Hocam en azından adilsiniz.
Kaybettiğiniz yeri de söylüyorum. Tabii tabii. Şöyle kaybettim. Buyurunuz. Şimdi sorardım, derdim ki ya üstad, ya Fuzuli neden su kasidesi dedi? Niye yağmur kasidesi demedi? Çünkü Efendimiz yağmur gibiydi. Hani biz seni alemlere rahmet olarak indirdik diye buyuruyor Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'i anlatırken. Rahmet olarak inmek bizde yağmuru çağrıştır. Hatta derler ki rahmet yağıyor. Neden Fuzuli yağmur kasidesi demedi, su kasidesi dedi diye köy odasında 9 yaşımda, 10 yaşımda su kasidesi okunurdu benim köy odamda. Üzerinde konuşurlardı. Kendi kendime düşünürdüm, niye yağmur dememiş Fuzuli filan diye. Ve bu yıllarca bende kaldı. Sonra suyun ayrı bir şey olduğunu, yani orada suyla başka bir şeyi kastettiğini, sadece yağmurun dahi onun bir türevi olduğunu, suyun bir türevi olduğunu görünce orada Fuzuli kazandı. Tamam, su olması lazımdı filan dedim. Ben ne diyeyim, ben de yağmuru yazayım filan demiştim. Yağmur isim buradan doğdu. Sudan bir cüz olsun. Evet, yani yağmur böyle, isim olarak böyle doğmuştu. Bir de yağmura yüklenmiş iki tane önemli fonksiyon var. Yani yağmur bir temizleyicidir, bir de helak eder. Ya fazla yağarsa sel olur, evler yıkılır, perişan oluruz. İşte tufan mesela, değil mi yani? Suyla, yağmurla Allah yeryüzünü ıslah etti. Bir de çiçekleri, böcekleri, bütün kainatı, bütün besler. Buna dair iki tane önemli hadise var. Onları da anlatıp yağmurla şeyimizi bitirelim kısaca. Hocam şimdi biraz evvelki Fuzuli Hazretleri'yle atışma, evet, bir mi oldu? Arkadaşlar skoru tutsun. Yok öyle bir şey yok. Yarın Kevser Irmağı'ndayken biz sayacağız hocam. Ya yani ne diyelim, ne hayal ederim yani öyle bir bu muhabbet olsun diye söylüyorum. Tabii, biz de oradan hocam. Elma armutla mukayese edilir mi hiç? Yani ben Fuzuli'yle kendimi mukayese etmem. Yani devasa şiirleri var yani. Şimdi onun gazelleriyle büyüdüm ben. Ama hani şair olarak da böyle bir özgürlük alanım var. Tabii ki. Yani uzaktan yazarım, sorarım ona yani gel kurtlarla konuş diye. Buna da kimse karışamaz yani. Burada da özgürüm. Mukayese etmek doğru değildir. Çünkü sesler farklı. Yani elma, biz metodolojide benzer şeyleri mukayese ederiz. Mesela Necip Fazıl'la Yahya Kemal mukayese edilmez. Sesler farklıdır çünkü. Orası öyle. Şimdi Ebrehe'nin fil ordusu biliyorsun. Ebabil taşlarıyla yerle bir olduktan sonra Cenab-ı Hak o fil ordusunun kokusunu yağmurla kaldırmıştır yeryüzünden. Pisliği temizlemiştir. Çünkü dedesi Abdülmuttalib'e gitmişler. Bu kokuyu bizden alsın Allah, dua et. Çünkü evlerimize giremiyoruz artık. Kokuda evlerimizden duramıyoruz. Pis kokudan diye. Yağmur yağıyor ve orayı temizliyor. O orduyu, leş ordusunu alıp götürüyor. Bir de arıların babası diye anılan bir sahabe var. Hazreti Peygamber çeşitli kabilelere İslam'ı tebliğ etsinler diye biliyorsun gruplar halinde Müslümanları göndermiş ashabtan. Böyle giden 10 kişilik bir Müslüman grubun, ashab grubunun başındaki kişi tuzağa düşürülerek 200 kişilik müşrik ordusu tarafından şehit ediliyor. Ve başlarında da bu zat-ı muhterem var. Uhud Savaşı'nda bir kadının iki oğlunu öldürdüğü için kadın ant içmiş, yemin etmiş. Seni öldürtüp kafatasında şarap içeceğim diye. Şehit ettikten sonra üzerine hücum ediyorlar. Müşriklerin komutanı diyor ki kafatasını çıkarın. Çünkü şu kadar deve alacağız, o da şarap içecek bunda. Tam kafatasını çıkarmaya çalışırken bir arı kovandan boşanmış gibi gelip üzerine sarıyor. Daha doğrusu yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Yağmur yağdığı için yaklaşamıyorlar. Sonra yağmur gidiyor. Arı sarıyor üzerine. Yaklaşamıyorlar. Gidiyorlar. Arı tekrar kovandan gelmiş, boşanmış bir arı cesedin üzerine sarıyor. Komutan diyor ki akşama kadar bekleyelim. Akşamleyin arılar dağılır, biz de kafatasını götürürüz. Tekrar bir yağmur yağıyor ve o mübarek cesedi de alıp götürüyor. Yani onların eline bırakmıyor çünkü dua etmiş. Allah'ım benim kafatasımı bunların eline bırakma diye. Şimdi yağmura yüklenmiş böyle fonksiyonları da var. Şimdi bunlarla beraber yağmur oldu. Yağmur tek başına bir isim olarak seçilmedi. Bir de Rüveyda şiirini göndermiş İsmail kardeşimiz. Onu da ilk bölümünü okuyayım. Onu biraz okuyabiliriz hocam. Ya buradan evet. Serdar'a da bir gönderme yapalım. Serdar Tuncer, geçen de yine bir programdayız. Hocam dedi yani yağmuru Rüveyda'yı şiir gibi okumayalım. Böyle bir şey gibi, bir ayin yapar gibi, bir ayin metni gibi okuyalım falan hep beraber başımızı sallayarak. Ben de demiştim ki Ankara'da bir grup öğrenci söylemişlerdi biz Tunalı Hilmi Caddesi'nde Rüveyda'yı ayin yapar gibi okuyoruz diye. Rüveyda'yı da İsmail kardeşim de göndermiş, ondan da böyle bir seçerek bir iki bölüm okuyalım. Evet, fezayı bağlayarak yorgun kanatlarına bir güvercin uçurup kıtalar arasından çağırdın beni.
geçerek birer birer sürgün kanyonlarını, derbeder koşup geldi mışıldayan tahtına, yarım koyup bir bardak kurşun rengi çayımı, yıkarak yalnızlığa kurduğum sarayımı, yetim çığlıklarımı duyurmak üzere sana koşup geldim, iliştir beni memnu bahtına. Adını söylemek istemiyorum. Her hecesi amansız bir kor dudaklarımda. Her harfine yıllardır şimşeklerle yarıştım. Zindanlara karıştım, ölümlerle tanıştım. Adını söylemek istemiyorum. Rüveyda dediğim zaman anla ki senin için yürüyor kelimeler çığlığımın atar damarlarından. Sular köpürmemeliydi Rüveyda. Kırılmamalıydı ıslak dalları hasret selvilerinin. Ben zehire alışkınım, şerbete değil. Rüyalar nefret eder avare duruşumdan. Kabuslar çeker ancak derdimi yeryüzünde. Ben gün boyu, sen gün boyu simsiyah bir ufukla beraber. Ben her gece bir Mehdi türküsüyle çilekeş, yargılamak için zeval kayıtlarını inkılap bekliyorum. Artık eskisi gibi bakamıyorsun. Göklerinde bir Belkıs otururdu Rüveyda. Binlerce gökkuşağı olurdu kirpiklerin. Güneş bir anne gibi dururdu başucunda. Artık dokunamıyor kâkülün bulutlara. Karalara bürünmüş saçlarında dolunay. Ben bu kadar zulme layık mıyım Rüveyda? Yasını tutuyorum kararttığım düşlerin. Yıpranmış divaneler gibiyim sokaklarda. Amansız bir ütopya üfleyen pencereler lif lif yoluyor dram seyyahı bedenimi. Önümde haksızlığın hesaba çekildiği, hiç kimsenin kimseyi tanımadığı mahşer. Arkamda kare kare ömrümü belirleyen, hatırladıkça yanıp tutuştuğum resimler. Söyle, nasıl aşarım pişmanlık dağlarını? Yeniden bir Nil olup taşar mıyım çöllere? Kim giydirir başıma tacını nihayetin? Kim takar bileğime hürriyet künyesini? Karada balık gibi nasıl yaşarım? Söyle. Rüveyda, seziyorum tahammülün kalmadı. Ama dur, boşaltayım bütün çığlıklarımı. Asırlardır köhne barınaklarda küflenen, çürüyen çığlıklarımı. At vuruldu. İçim paramparça Rüveyda. Gölgelerin ardına sakladım kusurumu. Sen orada kayıtsızca gülümsüyor gibisin. Ben burada damla damla eriyip akıyorum. Yine de çiğnetemem kimseye gururumu. İstenmediğim yeri sessizce terk ederim. Hatıra kalsın diye bırakır da ruhumu. Mahzun bir derviş gibi boyum büker giderim. Teşekkür ediyorum. Burada kasıtlı olarak at imgesinin tekrar ettiği bölüm vardı, okumadım. Çünkü şöyle bir şey, onu konuşmak için okumadım zaten. Alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız, nefese doğru diye. Onun çok özel bir anlamı var, onu da burada söylemek istiyorum. Şöyleydi. Kafesleri yutan kafese doğru, alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız, nefese doğru. Doruklardan öte hevese doğru, alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Hayalin bittiği menfeze doğru, alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Şiirlerin elbette güçlü ilham kaynakları olmalı, güçlü şiirlerin. Elbette bu şiirin de var ama bu şiirin ilham kaynaklarından birisi de bu mısraları yazdıran bir peygamber hadisidir. Efendimiz buyuruyor ki bir gün, insanın hayalleri bu kadardır, ömrü bu kadardır. Hayallerine ulaşmak için koşarken bir de bakar ki ölüvermişim. Hayalin bittiği menfeze doğru, alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Ve şiirin sonunda ne diyoruz? At vuruldu, içim paramparça Rüveyda. Bir gün diyecekler ki at vuruldu. Bir de siyah gözlerine beni de götürü de seçmiş, onu görmemiştim. Onundan da bir iki mısra okuyalım. Hep İsmail Kırsalan'a da burada şifa dilekleri göndermiş oluyoruz bu şekilde. Hocam lütfen. Oradan da bir şey okuyalım. Bunu seçtiğini görememiştim. Allah Allah. Nerede kaldı siyah gözlerine beni de götür. Evet. Şurada bir yerdeydi. Evet. Daha dokunmadan kurudu İrem. Çöllere bir türlü yağamıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında biraz deprem sonrası
Biraz şehir hülyası, bir kalp yangınından geriye kalan siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere sığamıyorum. Pembe uçurtmalar yolladığından beri sarardı tiryaki menekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor, ben kalıyorum. Avareyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Erzurum garında banklar üstünde uyku tutmuyor karanlıkları. Yitik düşlerimi kovalıyorum. Gölgeler gidiyor, ben kalıyorum. Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar, siyah gözlerine beni de götür. Baharın koynundan koparıp sana ipek bir mendile sardığım yüreğimle şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor, ben gidiyorum. Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini, kaptanları sorgulayan, yanından geçen küheylanların korku tufanına yakalandığı siyah gözlerine beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler benzeri olmayan bir dünya kursun. Cellat ayrılığın boynunu vursun. Usul usul intizarı çürüten bu hercai diken, bu çılgın arzu sürüklüyor imkansız muştuların eşiğine gönül vadilerini. Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi düşüyorum tan yerine. Ya topla yaralı kırlangıçları, ya da bu vefasız şarkıyı bitir. Özgürlüğe giden tutsaklar gibi siyah gözlerine beni de götür. Eyvallah, Mehmet Hocam. Sayın Belediye Başkanımız Deniz Kökan Beyefendi aramıza teşrif ettiler efendim. Evet. Sayın Başkan, safalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. Şimdi sevgili Orhan, şimdi burada hiç benim programlarımda seçmediğim bir şiiri seçmiş göndermiş İsmail Kılıçarslan. Eyvallah. İsmail kardeşim. Kendisi düşündü mü bilmiyorum ama muhtemelen söyleyince düşünmediyse de ya ne isabetli olmuş bu şiiri seçmem diye de kendisi de düşünecektir bunu, hissedecektir. Bugün biliyoruz ki şehirlere bombalar düşüyor maalesef. Azerbaycan'da değil mi kardeşlerimizin üzerine balistik füzeler gönderiyor bir başka millet. Acıdır ki çocuklar ölüyor orada. Ufacık çocuklar bu bombaların altında. Öpülürdü anlımız diye bir şiir göndermiş benim şiirlerimden birisi İsmail kardeşim. Ben bu şiiri Körfez Savaşı başladığında, çocukların üzerine bombalar düşmeye başladığında yazmıştım. Yarısı öyle yazılmıştı. Yarısı da Gazze'ye bir katliam yaptığında, İsrail çocukları falan katlettiğinde uçaklardan attıkları bombalarla yazılmıştı ve bitmişti. Kendi çocukluğumu düşünmüştüm. O çocuklukla, yani kendi çocukluğumla Gazze'deki ya da Orta Doğu'daki bir çocuğun çocukluğu arasındaki farkı düşünerek duygulanmıştım ve bu şiir öyle çıkmıştı ortaya. Şimdi bakıyorum ki değişen bir şey yok. Azerbaycan'da da ufacık çocuklar binaların altında kalıyorlar ve can veriyorlar. Şöyle şiir. Korkmazdık geceden, silah sesinden, sular kirlenmezdi avucumuzda. Uçardık göklerin penceresinden, yıldız ülkesine mavi sonsuzda. Gönlümüze henüz gelmemişti güz, sevgi sürülürdü ekmeğimize. Neşeyle evcilik oynardık gündüz, bereket dolardı evlerimize. Ölümü bilmezdik, öldürmeyi de. Yaprak dökmemişti umutlarımız. Gözünü kırpardı gece ay dede, mehtabı süslerdi bulutlarımız. Toprağın gözleri millenmemişti, babamız oyuncak derdi mermiler. Denizler tutuşup küllenmemişti, balıklara arkadaştı gemiler. Kurşunlanmaz, öpülürdü alnımız. Çiçekler sevginin işaretiydi. Geçip gitti o mutluluk çağımız. Ruhumuz kederden elbise giydi. Bunu da bütün çocuklarımıza, eyvallah, ve bölgeye ithaf ederek okumuş olalım. Evet. Hocam, siz okurken gönlüme şu düştü. Gerçekten bize biraz şiir lazım. Evet. Yani insanlık olarak bize biraz şiir lazım. Hani sohbetin en başında şu mekanı sizin gözünüzden izlerken dedik ya, taşlar kendi şiirini okur. Şiir kendi taşlarıyla bir şey mimarını yapar ya da imar eder. Hakikaten öyle. Yani şiire bırakırsak kendimizi, muhtemeldir ki, ama kaynağını hakikatten alan, hikmetten alan, diğeri zaten şiir olmaz muhtemelen de, bizi başka bir insan yapabilir. Evet. Bizi ne yapar biliyor musunuz? Bu şiiri okudum ya ben. Şimdi Allah yazmayı da nasip etmiş.
Bütün dünyaya sesleniyorum ve Azerbaycan'a, Ermenistan'a, bütün dünyaya. Düşmanlık eden bütün Ermeniler, diyelim ki bize düşmanlık ediyorlar ve Azeri kardeşlerimize. Bize düşmanlık eden kim varsa dünyada, hepsini toplasalar, bir vadiye doldursalar ve bana da bir düğme verseler, deseler ki bütün düşmanların orada, işte imha et, dünya kurtulsun. Zaten onları imha etmek için o düğmeye basmam da, yaşasınlar isterim. Ama hele derlerse ki içlerinde bir tane çocuk var, ben o düğmeye basmak yerine ne yaparım biliyor musun? Elime bir çiçek alırım ve o çocuğa götürmeye çalışırım. Biz böyle bakarız dünyaya işte. Bunu duysunlar yani. Çocukları öldürenlerin bunu bilmesi lazım. Bizim medeniyetimizin bakışı budur. Çünkü biz 99 şakinin olduğu bir gemiyi bir tane salih insan varsa batıramıyoruz. Biz böyle bir inancın insanlarız. Bunu da burada söyleyelim. Yani. Bu bizim, sizin buyurduğunuz gibi düşmanlarımızla, hukukumuza da bir yön veriyor. Evet. Ama hani diyoruz hocam, modern zamanlar ve stres, bunalım yaşıyoruz. Kendimiz, kendi içimize de bir şey veriyor. Yani şu şiiri gönlüne terörünüm etmiş, gönlüne indirmiş bir kardeş ya da biz, trafikte biri önümüze kırdı diye kavga edemeyiz be hocam. Edemeyiz. Öyle değil. Ben edemedim. Benim önüme geçti adam arabasıyla. Dedim ki ne yapıyorsunuz? Yani kaza olacaktı nerede? Konuşma dedi, vururum seni. Aynen sözünü televizyonda da anlattım. Dedi ki vururum seni. Güldüm. Niye güldün dedi. Dedim vallahi çok cesur adamsın bir defa. Helal olsun. Bana ilk sözüm bu zaten, vururum. Keşke yaşatırım deseydin. Önüme geçme dedi. Ya da beni engelleme o zaman. Dedim tamam, ben yol vereceğim de merak ettim beni neyle vuracaktın. Torpidoyu açtı ve silahı gösterdi bana bununla. Güldüm. Niye gülüyorsun, deli misin dedi. Dedim ki hayatta kime nasip olur vurulacağı silahı görmek. Onun için gülüyorum. Ondan sonra sen dedi manyaksın dedi, çıktı gitti adam. Şimdi adam tamam mı? Şaire bulaşmış. Hayır, nereden bilsin yani? O beni başka bir şey zannetti. Ama bizim bakışımız bu. Vurmak da nedir arkadaş ya? Yaşatmak varken. Çirkine boyamak nedir? Güzelleştirmek varken. Şiir varken küfür nedir? Değil mi? Doğruluk varken yanlışlık nedir? İyilik varken kötülük de ne oluyor? Biz bütün o güzel kavramların yanındayız millet olarak. İnancımız var. Ama biraz böyle hani bunları özellikle konuşmak istedim ki şu dakikalarda işte burada bulunan kıymetli dostlar, bizleri Eyüp Belediyesi'nin sosyal mecralarından takip eden ve şu dakikalarda yahu Nurullah hocam sabaha kadar konuşsa da biz de... Yok eyvallah, bitirelim, Allah razı olsun. Ben süreç almaya çalışıyorum daha, diyen yok. Dostlar da hani biraz sıkışalım istedim ama şunu artık konuşmak istiyorum. Yani şu mekanın huzurunda, şu kalabalıkla, şu katılımla, şu hani derler ya hocam dinleyen anlatandan arif gerektir diye. Evet. Biz bunları konuşuyorsak şurada birey bazında bizleri dinleyenlerin gönüllerinden çıkan muhabbettir bize bunu söyleten. Evet, evet. Geleceğe dair de bir ümit aşılıyor gibi değil mi hocam? Allah'ın izniyle biz yani inanıyoruz. Yani çınarın altında, şu gök kubbenin altında, şu erenlerin huzurunda. Şimdi şöyle söyleyeyim Orhan kardeşim, bak hiç umutsuz olmadım ki ben. Hiç olmadım. Yani 60 yaşındayım. Umutsuz olduğum tek günüm yoktur. Çünkü Allah'ın rahmetinden umut kesmeyiniz diyor Allah. Rahmetim gazabımı geçti diye buyuruyor. Ta 93'lü yıllar işte yine Körfez Savaşı, sıkıntılar vesaire, inkılaba az kaldı demişim ben şiirimde. Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanıdır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. Kapıları açacak coşkun bir niyaz kaldı. Ufka bir bak, ilerle, inkılaba az kaldı diye o gün nasip etmiş Allah o şiiri yazdı. 93, yani bundan tam 27 sene önce. Hocam, hiç umutsuz olmadım. Elbette ki umutlu olacağız. Hocam, başka türlü olabilir mi? Lütfen buradan devam edin. Evet. Biraz evvel dedim ki devletli bir mekandayız. Sanki padişah ve arkasına Fuzuli girecek. Siz bu şiiri okunca da dedim ki ya acaba Cumhurbaşkanımız mı geliyor? Sayın beyefendi mi geliyor? Abi yani. Yani biri gelecek bu akşam ama belediye başkanımız teşrif ettiler eyvallah, zaten. Eyvallah, sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür sayın ediyorum. Hocam. Hindibay'la bitirelim. Tabii bir şiir onunla alalım. Onunla bitirelim hocam. Çünkü onu bayağı isteyen arkadaşlarımız da oldu benden. Sizden bir şiir alalım. Şiirin arkasına birkaç dakika üstadlarımızı evet, dinleyelim. Biraz namelerle devam tabii. Edip ondan sonra sonra yapacağım. Nihayet Ersin. Şimdi aziz dostlar, yine belki bir şiirin nasıl yazıldığını ifade etmesi açısından önemli. Bu şiir de çok böyle en ilginç bir ilhamla yazıldı. Ben 2008'de fotoğraf sanatına başlamıştım.
Çokça fotoğraf çektim. Fotoğraflarım Allah'a şükürler olsun yurt dışında sergilerde çeşitli ödüller alarak yer aldı. Hatta en son İstanbul Ticaret Odası burada Hünkar Kasrı'nda Eminönü'nde bir fotoğraf sergisi de açtı. Görünenin şiiri fotoğraf diye. O fotoğraf sergili fotoğraf çalışmalarından doğmuş bir şiirdir. Ondan dolayı söylüyorum. Hindiba bildiğimiz bu sarı çiçektir. Tüy topuna döner. Böyle bir tüy topu. Üflersiniz böyle o akşamın ışığında falan da çok güzel görünür o. Çocuklar üflerler onu. Fotoğrafçılar ondan fotoğraf çıkarırlar. Böyle rüzgarda savrulan tüyleri böyle bir yumuşak akış gibi oluşturur. Fotoğraf çıkarırlar. Ben de çokça hindiba fotoğrafı çektim. Üzerinde böcekleri, arıları, çiçekleri yan yana filan. Hep sorardım hindibaya. Yunus Emre'nin çiçeği sen misin? Hiç ses gelmedi bana yani. Ama merak ediyordum. İşte çiğdem mi, o mu filan diye çiğdem derler, şey yaparlar. Kanaatim şöyle oluştu. Sanki hindibaydı Yunus Emre'nin çiçeği. Çünkü çok kolay dağılabilen bir çiçek ve her yerde var. Bir gün bir mesire yerinin yakınında fotoğraf çekiyorum. Bir anne hindibanın tüy toplarını dağıtan kızına bağırmaya başladı. O çiçekleri bozma diye. 7-8 yaşlarında bir çocuk. Hemen dikkatimi çekti. Gittim o çiçek tüy toplarını bozarken fotoğrafını çektim ben de. Bu sefer döndü. Kardeşim ne çekiyorsun dedi. Zaten çiçeklere zarar veriyor. Bağırıyorum gelmiyor çağırıyor. Gittim yanına dedim ki ablacığım yaşlı benden. Belli. Dedim ki kızınız mı torununuz mu? Çok son çocuğum dedi. Çok geç evlendim. Ben kızım dedi. Allah bağışlasın. Bırak dedim dağıtsın dedim o tüy toplarına çiçekleri. Niye öyle söylüyorsun dedi. Dedim ki biliyor musunuz? Bu çiçekler tüy topları dağıtıldıkça çoğalıyorlar. Nasıl yani dedi. Dedim ki o tüy toplarındaki parçacıklar bu çiçeğin tohumları zaten. Onları rüzgar dağıttıkça bu çiçek bir yerlerde çoğalıyor. Öyle mi dedi bilmiyordum çocuğa da boş yere kızdım dedi. Aynen öyle dedim. Biz dedim bizim medeniyetimiz hindibaya benziyordu bir zamanlar. Biz çiçek tohumlarını ta Balkanlara Avrupa işlerine kadar götürmüştük dedim. Dudağımdan çıktı bu cümleler. Hanımefendi öyle baktı böyle elinde fotoğraf makinesi Balkanlardan söz ediyor filan diye. Geriye döndüm içime düştü. Sonra tekrar döndüğümde baktım ki tüy toplarını çantasına dolduruyor. Gittim dedim ki abla ne yapıyorsun? Dedi ki madem bu tohumlarıysa bahçeme götüreceğim dedi. Bizim bahçede bahçesi varmış küçücük bir evin. Şiir oradan doğdu. Ama şiirin arkasında bir tüy topu gibi dünyanın pek çok yerine çiçeklerimizi götüren medeniyetimiz var. Şiirin arkasında o var. Kartallar uçar mı bir harabeden? Benim yârim köprülerden geçer mi? Sen neden bu kadar güzelsin bilmem. Taşırsın yeryüzüne ebedi tohumları. Ben ise kuruyacak bir suyun mahkumuyum. Avuçlayıp öpüyorum kumları. Bir kara delikten bakarken hayat, meydan okuyanlar kim bu seraba? Söyle bana hindiba. Sen nasıl bu kadar ceylan koşması? Sen nasıl bu kadar yollar aşması? Sen nasıl bu kadar güneşe meftun? Sen nasıl bu kadar sahra çeşmesi? Ben rüzgar değilim, dokunmam çiçeklere. Ben kara parmaklı insan değilim. Kirpik uçlarımdan kayar yıldızlar. Bilemezsin, hayal akşamlarında renklerini kuşatan damıtılmış gözyaşıdır ömrümün. Ben boşluğa üfleyen cellat değilim. Kara yere verdim ayaklarımı. Söyle bana, eceli kim tutar perçeminden? Hangi ölü bilmez nereye gittiğini? Sen miydin o mehpare, o memnu, o dilruba? Söyle bana hindiba. Sen nasıl bu kadar bulut gülmesi? Sen nasıl bu kadar bıldırcın sesi? Sen nasıl bu kadar pencere önü? Sen nasıl bu kadar gök gürlemesi? Ben kaptan değilim, anlamam gemileri. Gizli bir ummanın gelgitlerinden iniltiler vurur sahillerime. Deniz feneri değilim. Önce yürü bu vefasız ülkeden, sonra uzan bir tenhaya, sessiz ol. Gelip geçsin üzerinden turnalar. Düşün, sesler neden bulur sesleri? Kelam kimin damarlarında kandır? Harflerini senden alan merhaba, hangi demin ateşidir içimde?
Söyle bana Hindiba, sen nasıl bu kadar gönül hanesi, sen nasıl bu kadar yar divanesi, sen nasıl bu kadar çerağı ömür, sen nasıl bu kadar inci tanesi? Ben korku değilim kapı aralarında, pencerenin infilakı değilim. Gölgeleri yüzlerinden tanırım. Bir resim, bir ressamı ağlatır bir yerlerde. Bir eşya, bir hamalı. Ben hala öğütülen anılarıma değil, değirmene inanırım. Bu derin aldanış kimden kalmadır? Bu uzaklık, bu diba. Söyle bana Hindiba, sen nasıl bu kadar kelamın hası? Sen nasıl bu kadar şiir bohçası? Sen nasıl bu kadar esrarlı bir mum? Sen nasıl bu kadar rüya bahçesi? Ben bir kervan muamması değilim. Çekinmem yolların kıvrımlarından. Ellerim ışıldar alacakaranlıkta. Saklambaçlar ortasındadır evim. Kışın kar topudur adını anmak. Döner döner yüreğimde dağ olur. Yazın güneş yanığıdır göz düşlerim. Sonbahar ruhumu bekleyen oba. Söyle bana Hindiba, sen nasıl bu kadar sevda hecesi, sen nasıl bu kadar hayal incesi, sen nasıl bu kadar mutluluk çağı, sen nasıl bu kadar tarih öncesi? Sana hangi ülkenin kuşlarıyla geleyim? Öyle bir yanıyor ki kollarında kainat, avuçlarında ateş güvercinleri, yüzün. Binlerce sabır taşı gökyüzünde yıldızlar, söyle de saçlarının mehtabını bileyim. Kalbim bir değirmenin çatlayan kalbindedir. Bana ölüm kokusu getiriyor yalnızlık. Yollarımda o eski destanların ejderi, her yolcu bir yanına tutulmuş ağaçların, tohumları bugün de, yaprakları dündedir. Pervaneler tutuşmuş yine yorgun ve öksüz. Haydan gelen hu deyip dönüyor penceremde. Dönüyor kubbesinde ruhumun bir nazenin, toprağın uykusunda son rüyanın ben senin. Orada nasıl da tenha gözlerin, nasıl da güz kirpiklerinden eylül yağmurları iniyor. Bir sürgün kervanımı yaklaşıyor öteden. Veda etme vaktidir dağlar dağına bugün. Dönüyorum karşımda gülümsüyor karanlık. Başımda şebi yelda yıldızları dönüyor. Çöllerin tenhasına bırakmışım. Fırtınalar durunca durur belki bu çığlık. Gelsene ey mumları üfleyip güneş olan, kalmışım vadilerin koynunda yapayalnız. Düşen her yıldırıma isyanımı yakmışım. Dönüyorum. Sahrada bir yerdedir bu şiir. Ölüm avuçlarımda yanına geliyorum. Ya al beni altına o mahfuz örtülerin, ya da götür o mağrur bilgelerin yurduna. Sorayım, hangi çağda, nerededir bu şiir? Sorayım, hangi çağda, nerededir bu şiir? Evet, çok teşekkür ediyoruz. Namelerinizden dolayı da... Evet. Üstadlarımıza bir alkış daha alabilir miyiz? Hocam. Evet, hepinize teşekkür ediyorum. Kıymetli ediyoruz. Hocamıza çok teşekkür başından ediyoruz. Başından sonuna kadar bu kadar eksik olmayınız. Sayın Başkanımıza şahsında emeği geçenler adına çok çok teşekkür ediyoruz ve
sahneye teşriflerini arz ediyorum efendim bir selamlama için. Nice programlarda buluşmak üzere inşallah. Hocam nasılsınız? Başkanım sağ olun, siz nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz. Sağ olun, Allah razı olsun. Ne güzel, güzel programlara ev sahipliği yapıyorsunuz. Evet, Eyüp Sultanımız da bundan sonra bu bölge, bu beldemizde ve bu mekanımızda böyle üstadları... İnşallah, inşallah. Teşekkür ediyoruz. Evet, Yağmur'un şairleri gibi daha nice şairlerimiz de burada yine ağırlayacağız. Sözün tükendiği yerlerdeyiz aslında. Bu akşam da söz üstadlarının bu akşamki ahengini dinlediniz. Aslında Türkiye'de ve dünyada çok enteresan şeyler oluyor. Ama bu doğumun sancısıdır diye umut ediyoruz. Allah'ın izniyle. O inancımızı da bir an olsun kapatmadan, tüketmeden yeni yarınlara, yeni ufuklara hep birlikte uzayacağız, ulaşacağız. Gençlerimiz arkadan gelecek, bu şiirleri ezberleyecek, bu kitapları okuyacak. Çünkü okumanın artık çok az olduğu, sosyal medyadan insanların kelimeleri yutarak yazdığı bir dönemden geçiyoruz hocam. İleride şairlik mesleği nasıl bir şey olur merak ediyorum. Neyle yazacaklar, nasıl bir şey yapacaklar bilmiyorum. O yüzden sizlerin bu işi aktarması konusunda biz de elimizden geleni yaparız inşallah. Evet, eyvallah. Bir hediye takdimimiz olacak Sayın Başkan. Ben bu arada programımıza katılan böyle sabırla burada olan kardeşlerimizin gönüllerini de ben alkışlıyorum buradan. Onlara da teşekkür ederim. Eyvallah, teşekkür ederim. Evet, Sultan Beyentir. Eyvallah. Aman ne güzel. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel hediye için de. Eyvallah. Çok sağ olasınız. Evet. Nurhancığım. Orhan Beyciğim. Evet. Hoş geldiniz. Hocam. Başkanım çok hocam teşekkür ediyorum. Çiçek de aldık. Çiçeklerle. Evet. Eyvallah. Biz tam böyle hindibadan bahsederken güzel güzel çiçekler geldi buraya. Şairlere çiçek gider. Eyvallah. Diyoruz. Çok sağ olun. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Sizlere de hoş geldiniz diyorum. Bu programlara katılım, ilgi, alaka devam ettikçe bizlerle sizleri yine bu işin üstadlarıyla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu arz talep meselesi. Arz varsa talebini de bir sunarız inşallah. Efendim biz de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Eyüp Sultan Belediyesi adına, Sayın Başkanımın şahsında emeği geçenlere, şu vakte kadar bizlere eşlik eden kıymetli dostlar, burada gerek bahsettiğimiz gibi Eyüp Sultan Belediyesi'nin sosyal mecralarından bizleri takip eden tüm dostlara teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı sağlıcakla geceler. Kalınız, şiir gibi kalınız diyelim. Ne diyelim? Eyvallah. Eyvallah.